Sevgili takipçilerim, nasılsınız? Güzel bir hafta, keyifli bir hafta olsun. Tarotlar size bu hafta neler gösterecek? Sevgili koçlar, hemen başlıyorum. Bu ara özellikle aile içerisinde miras, tartışma, ilişkilerle alakalı yaşanacak krizlere açık olmanız lazım. Miras konuları ile ilgili aile içerisinde özellikle kuzen demeyelim de, mesela evliyseniz eşinizin sülalesinden kaynaklı ya da kardeşler arasındaki yaşanacak krizler biraz deli konuşmalara sebep olacak ve yıpratıcı ve ciddi kaoslar yaratabilir. Mümkün olduğu kadar bunu toparlamamız gerekiyor. İş hayatınızla alakalı yaptığınız hataları görme vakti ve bunu gördüğünüz takdirde büyük bir aydınlanmanın farkına varacak. Aileyle alakalı özellikle yakın güvendiğiniz dostlar, ailenize misafir ettiğiniz insanlar sizin kuyunuzu kazabilir. Aman hazırlıklı ve dikkatli olunuz diyorum. Bir de aşık olmak istiyorsanız gökyüzü sizi bu konuda ve tarotlarım bu konuda size destekliyor. Yeni aşk, yeni oluşum size mutluluk ve keyif verecek. Sağlık olarak özellikle omuz bölgelerimizde hassasiyetimiz olabilir, baş dönmelerimiz olabilir. İhmal etmeyin. Yalnız kuzen yani eşinizin ailesinden kaynaklı bazı dedikodulara maruz kalabilir ve bu noktada ciddi zararlar görebilirsiniz diyorum. Evlilikle ilgili karar veren ve aşk konusunda yeni aşk bekleyenler için güzel tutunacağınız ve size huzur verecek aşk enerjiniz de var, unutmayın. Sevgili boğalar, nasılsınız? Kendi alanınızdaki gerçeğiniz ve bu yıl çok güzel, özellikle 6. aydan bu yana kazançlarınızla ilgili daha verimli ve daha doğru adımlar atacağınız, hayalinizle ilgili yapmak istediğiniz yasal haklarınızla ilgili tüm döngüleri en iyi şekilde alacaksınız. Size kalbinizdeki düşündüğünüz kişiyle mahkemesel ne sorunuz varsa içinizdeki hesabınızı alıp o kişiye haddini bildirme vakti ve kendi gerçeklerinizi görüp kendinize yol bulma enerjisine ait olduğunuz gözüküyor. Özellikle de ilişkiler konusunda yeniden aşık olmak, eski ilişkinle ilgili yeniden doğmak, yeni oluşumlar yaratmak istiyorsanız gerçekten kalbinizdeki insan size geri adım atmış olacak ve ruhunuz bu noktada şifalanmayı gösteriyor. Doğru aşk, doğru enerji var. Eşinizle alakalı güvensizlikler, yalan söylüyor, ihanet ediyor, bana karmaşıklıkları var, güven problemi yaşıyorum diyen ve uzun soluklu çiftler için aranızdaki güven problemini çözmediğiniz sürece ciddi anlamda sorumsuzluklar, dağınıklıklar ve kalp kırıklıklarına sebep olacaksınız diyorum. Ailevi konularda yaşanılan bazı iftiralar, yalanlar açığa çıkacak ve bu yalanlar sizi yıpratabilir. Sevgili ikizler, nasılsınız? Hemen bakıyorum. Yolculuk, gideceğiniz işle alakalı ya da yapacağınız iş görüşmelerinizde olumlu ve kalbinize ait dua sizin için serilecek ve bu dua size çok güzel aydınlanmayı, verimliliği yaratacak ve kalıcı iş hayatınıza oturtacak. Ya da yurt dışı ile alakalı bağlarınız olabilir. Rabbimin size verdiği kapıyla bilgeliğinizle istediğiniz enerjiye doğru gidip bu noktada hayır evresini alacağınızı uyarıyor. Aşk konusuna geldiğim vakit krallığınızı ve size ait hazinenin açılması için her gün dua etseniz de üzerinizde bir yarımlık, kısmetsizlik, şanssızlık olduğunu düşünüyorsunuz. Hayır, artık sizde kısmet ve şans kapılarınız var. Yeter ki siz bu noktaları doğru şekilde çözün ve bol bol kendi enerjinize hayırlı dualar yapın, doğru ilişkiye gireceksiniz. Aşık olduğunuz kişinin sizinle ilgili ne düşündüğünü düşünüyorsanız o kişi sizinle güzel başlangıçlara, yeniliklere ve yenilenmek istediği noktalarda doğru adım atacak. Ama siz kırgınlıklar yaşadığınız için onun hiçbir zaman değişmeyeceğini düşünüyorsunuz. O değişecek gözüküyor. Bu ara evlilik düşüncesi olan sevgili takipçilerim için evet, evlilik enerjiniz var. Hayırlı bir noktadasınız. Hiç korkmanıza gerek yok diyorum. İş konusunda uzun süredir değişmesini istediğiniz noktalarda yenilik var. Özellikle eğitimle alakalı noktalarımız hayırlı. Bu ara bel ve ayak problemimize dikkat etmenizi öneriyorum güzel takipçilerim. Sevgili yengeçler, nasılsınız? Günahınız alınacak. Dedikodularınız yapacak. Rabbim bu kader çarkını kim dedikodunuzu yaptıysa kapısında bulduracak. O yüzden kendinizi bu tarz kaoslardan uzak tutun. Enerjinizin mümkün olduğu kadar iş ve para noktalarınızla alakalı çözmeniz gereken evreler attığınız takdirde çok güzel bir enerjiyle meditasyonla şifalanacak gözüküyorsunuz. Yeni iş bekleyenler için duanız, enerjiniz çok daralmış ve artık ekonomik olarak kendinizi mutsuzlukta ve huzursuzlukta hissediyorsunuz ama cesaretinizi toparlayın. Yeni
fırsatlar, yeni kapılar size güzel oluşumlar yaratacak. Bu der ki uçmak, yurt dışı, şehir dışı bağlantılarla ilgili yeni fırsatları kendiniz göreceğiniz ve bu noktalarda büyük başarılar, aydınlanmalar yaşanma evreniz var gözüküyor. Peki bu ara özellikle de yakın çevre, yakın komşular, yakın akrabalar diyoruz biz buna. Yani inandığınız kişilerde sır verdiğiniz konular gündeme gelecek ve bu sırlar canınızı yakabilir. Yaktığı takdirde de sizin günahınızla ilgili, hani başta dedim ya, günahınız alınacak. Allah size öyle bir rızık verecek ki hem aşkla hem de şifa, parayla şifalanacaksınız. Korkularınız, düşünceleriniz geride kalacak ve güzel fırsatlar yakalayacaksınız. Baba ya da anne arasında boşanma konuları gündemde olabilir ya da evlilikle alakalı yaşanacak krizler biraz bizim canımızı sıkabilir. Buna da hazırlıklı olmanızı öneriyorum dedim bile. Sevgili aslanlar, nasılsınız? Bu ara kariyerinizle alakalı oturtmak istediğiniz eğitimleriniz, kendinizle alakalı tamamlamak istediğimiz yeni noktalarımız söz konusu olacak ama farkında olmayarak yarım kalan hayatımızla ilgili artık odaklanıp görmemiz lazım. Çünkü siz her şeyi yıkmak üzerine geldiniz ve her şey sizin üstünüze böyle ağırlık gibi, enerjiniz tamamıyla yıpranıyormuş gibi hissediyorsunuz. Adalet, yasal problemler neyse bunu bir an önce çözün. Hayata tutunmanız gerekiyor. Her attığınız bir işte aksilikleri tatmaktan, eve yorgun gelmekten yorgun olduğunuz gözüküyor ve evdeki enerji dağılma evresine doğru gidiyor. Aşık olmak istediğinizi savunan sevgili aslanlar için kapılar, güzel, bereketli, aydınlanacak aşk hayatınız. Hatta durumu konumu çok iyi bir insanla tanışıp bu tanışma hem gücünüzü hem duygusal hayatını en iyi şekilde verimliliğe doğru itecek. Yeter ki siz bu aşkı göz anahtarına sahip olun. Geçmiş ilişkinizle alakalı kafanızda dönem dönem özlemler, ona karşı kaoslar olduğu gözüküyor. Mümkün olduğu kadar onun da geri geleceğini bilin ama alternatif kapılarımız, alternatif gelmesi gereken insanları da gözden kaçırmamamız lazım. Size güzel fırsatlar, yenilikler var. Siz yenilenmekten korkuyorsunuz. Bence bu yenilik evresini düzeltelim diyorum. Alım peki arsa, mal konularınızla ilgili özellikle su burcu dostlarınızdan bir ya da ailenizden su burcu birinden maddi kayıp yaşayacaksınız. İhmal etmeyin. Sevgili başaklar, nasılsınız? İyi misiniz? Hemen bakın. Mühür vurmak. Sevgilinizin yalanına mühür vuracaksınız. Eşinizin yalanına mühür vuracaksınız. Kadınınızın yalanına mühür bulacaksınız. Bayağı ev hanesi, ilişki haneniz, telefonlar, mailler, mesajlar ciddi ciddi risk altında gözüküyor. Bu hafta bunların enerjisinde yaşayacağınız için ve yön bulmak ve ani ayrılık kararı verseniz de kalbiniz sevdiği için sessizliği tercih edeceksiniz. Elinizde delilleriniz varken karşı tarafın hataya maruz kalmaması için bu delilleri o insana sunmanız lazım. Sunmadığınız takdirde sıkıntılarınız gözüküyor. Hadi gel, bu ilişkiyi kurtarmak istiyorsan o yalanları, o hiyaneti açıklaman gerek. Bu ara özellikle parasal konularınızla alakalı yaşanan krizler, çözemediğiniz noktalarda da ciddi kayıplar yaşayacaksınız ve bu kayıplar özellikle ölmüş bir insanın mirası ile ilgili sizi dolandırabilirler, haksızlığa uğratabilirler. Mümkün olduğu kadar bu enerjileri doğru görmeniz, artık doğru adımlar atmanız gerektiğini uyarıyorum. Yeni işe başlamak istiyorsanız başlamak için olumlu ama sizin bir tatil kafanız var ve tatili yapmadan asla işe meşe girmek istemiyorum diyorsunuz. Tatil kapınız var da parasal evredeki yaşadığınız krizler sizi daha çok borca sokacak ve uzun süredir yasal, mahkemesel, ailenize ait mesela cezaevi, miraslı konulardan ceza yatılacak tehditkar konuşmalar gündemimize gelebilir. Bunları ihmal etmemenizi öneriyorum. Kız kardeşiniz evlilik yapabilir. Ablanızda evlilik kapısı var. Şimdiden hayırlı olsun. Annenizin ufak tefek kazaları evimizde gündem yaratabilir. Bir de sağlığımızla ilgili ufak tefek ameliyatlara hazır olmamızı öneriyorum. Sevgili teraziler, nasılsınız? İçinize şeytan kaçmış gibi herkesi gözden kontrol edip onlara haddini bildirmek istiyorsunuz ve olabildiğin kadar herkes haddini bilsin diyeceğiniz bir hafta söz konusu olacak. Ben ölmüşüm, umurumda mı başkası diyeceksiniz. O yüzden içinizden gelen, ağzınızdan gelen her şeyi karşı tarafa, insanlara patır patır söyleyeceğiniz bir hafta. Yani bayağı bir değiştin terazi, kendine gel diyeceğim ama maalesef o kadar canınız yandı ki bunu söylemezseniz içim kan oturur diyeceksiniz.
Evet, parasal konuda yeni beklediğiniz işlerle ilgili çok güzel bir anlaşma. Yurt dışı, şehir dışı bağlantılarımızla alakalı erkekle görüşeceğiniz görüşmeler çok olumlu ve keyifli bir süreç yaratacak. Sadece siz yaşadığınız kaosları, yaşadığınız dengeleri örtün. Baykuş der ki bilgeliğinizle, enerjinizle şifa bulacaksınız. Bu şifa size iyi gelecek gözüküyor. Son zamanlarda aile büyüklerimizin kardeşler arasındaki yaşanan krizlere siz de şahit olacaksınız. Amcanız, halanız ya da bu tarz konularda çok ciddi onlarla kavgalı küskünlükler, hatta ölüme gelmeyin, dirime gelmeyin konuşmaları söz konusu olacak. Aman abartmayın, kırıcı olmasın diyorum. Bir de araç konusunda uzun süredir hayal ettiğiniz yolculuk başlıyor. Şimdiden hayırlı olsun diyorum. Sevgili akrepler, nasılsınız? Hemen akreplere çekiyorum. Şöyle söyleyeceğim, dengeyi bulurken bazı insanların dengesizlikleriyle uğraşabilir. Kendi içinizdeki maske yarattığınız konularda daha feraha, kendinizi doğru noktada bulmak istediğiniz evrelerde altyapıyı oturtmaya ihtiyacınız var. Gerçekleri görmeye ihtiyacınız var. Siz gerçekleri kaybettiniz. Gerçekmiş gibi yaşadığınız hayatın odaklanmaya ihtiyacınız var. Bunu toparlamak için psikolojinizi, ruhunuzu bulmanız gerekiyor. Duygusal olarak kendi krallığınızda ki insanları göz önüne alıyorsunuz ve devamlı baskı, devamlı onları kontrol etmek, devamlı onları sık boğaz etme enerjisi. Değiş ve kendi psikolojini bu noktada karşı tarafa baskınlık yaratma. Ve yarattığın her şey ilişkimize ve düzenimize ciddi anlamda ayrılmamıza sebep oluyor. Bir de para konumuzla alakalı. Gizli saklı biriktirdiğiniz parayı kocanız ya da kardeşiniz alabilir. Evinize hırsızlık evresi olabilir. Dikkatli olun. Bir de bu ara eşiniz ya da sizin duygusal yönünüz acayip karışmış olduğu için ilişkiye hakim noktalarınız yok. Bu dengeyi oturtmanız lazım. Sevgili yaylar, nasılsınız? Konuşma usluplarınız, duruşunuz, enerjiniz tam anlamıyla dengeyi kaybetmiş noktada. Enerjinizi, uslubunuzu, konuşma evrenizi düzeltmeniz lazım. Aslında kendi bedeninize sarılıp kendinizle alakalı eksik taşı bulduğunuzda mutluluk ve kafa yapımızdaki geçiş evresi doğru noktaya doğru ilerleyecek. İş konunuzla ilgili baktığım zaman uzun süredir işinizle ilgili insanların sahtekarlığı, davranışları ve enerji noktasından doyamadığınız ve onlara kendinizi doğru ifade edemediğiniz noktadasınız. Mümkün olduğu kadar bu evreyi, akışı doğru sağlayın. Rabbime havale edin. Kimseyle muhatap olmayın. Muhatap olduğunuz takdirde zarar göreceksiniz. Yeni aşk arayanlar için özellikle kadınlar bu ara kırgınlıklar yaşayabilir. Ve hayatınızdaki insanın sizinle ilgilenmemesi, değer göstermemesi, ilişkinize ait noktayı bir türlü oturtmaması canınıza sıkıyor olabilir. Onun iş ve düzen problemi oturmadan size umut vaat edemez. Mümkün olduğu kadar sabırlı olmanız lazım. Yeni aşk isteyenler için aşk kapınızın enerjisi var ama sizin eğitim ve yarım bıraktığınız konular ve anne ile alakalı bağlarla ilgili uzun süredir oturtamadığınız dengesizlikler var. Bunu toparlamanız lazım. Bunu toparlamadığınız sürece sizden iyi anne olabileceğini düşünmüyorum. Bu ara çocuk tedavisi, çocukla ilgili fikri olan sevgili yaylar için evet böyle bir enerjiniz var ama tedavi şart diyorum. Bu tedavi olması gerekir. Yavaş Ayça. Sevgili oğlaklar, nasılsınız? Bu ara göz hassasiyetiniz, gözle ilgili sıkıntılarınız olabilir ve ani operasyon, ani tedavi, baş ağrınız, baş bölgemizle ilgili sıkıntılarımız söz konusu olacak. Dikkatli olunuz efendim. İlişki konusunda bitmesini istediğin ama kalbin bir bitsin bir kalsın dediğin ilişkiyi artık öldürmen gerekiyor. Çünkü bu ilişkinin sana vaat ettiği hiçbir noktası yok. Sadece hayallerde yaşatıyorsun. Sana yeni bir bakış, yeni bir gülüş gonca yaprağı açılıyor ama sen seçmek, aynı döngüde olmak o kadar seni mutlu ediyor ki bu konuda belki bir psikiyatrist, belki bir psikolog senin için iyi geleceğini ve bu noktanı artık hani kendinle mahkeme etmeyi başaramıyor musun bilmiyorum ama kendinizle alakalı ilişkiye verdiğiniz emeğin karşılığını hiçbir şekilde alamadınız. Emek verdiğiniz noktada sadece kırılan dal oldunuz. Ve bu evliliğiniz olabilir, uzun süredir devam eden ilişkiniz olabilir ve artık bu ilişki sizin canınızı yakıyor. Veda edin ve özgürlüğünüze kavuşun diyorum. Yeni aşk arayanlar için yani hep aynı döngüde yararlanıyorsunuz. Çünkü sizin baba eksikliğiniz var. Babadan kaynaklı yaşanan travmalardan dolayı bir türlü sevilmeyi ispat edemediniz. Bence siz sevginin ne olduğunu bulmanız gerekiyor ve bulun. Sağlık olarak bakıyorum. Belki uzun süredir damar, kan tahlillerinizi yaptırın. Yeni iş bekleyenler için de güzel, uğurlu bir hafta var. Hayırlı olsun diyorum. Sevgili kovalar, nasılsınız? Hemen bakıyorum sizin için. Oo,
Bu ara özellikle kadınsal bölgemiz, rahim, göğüs, göğüsle alakalı noktada ve erkeklerin üreme organları ile alakalı prostat ve bu noktalarla ilgili sıkıntılarımız olabilir ve tedavi edilmeniz gerekebilir. Mümkün olduğu kadar sağlığınızı bu hafta kontrol etmeniz gerekiyor diyorum. İşiniz için hemen bu hafta kontrol edelim. Kafanızda kocaman soru işaretleri var ve artık kendi maskenizi indirin. Hangi işte nasıl olmak istediğinizin adımlarını, altyapılarını oturtmanız lazım. Sizde öyle bir dengesizlik var ki her şeyi ben yarattım ama hiç umurumda değilim enerjisindesiniz. İşinizde kovulma, işinizde mobbing uygulamaları, işinizle alakalı ciddi krizler var. Siz hala görmezden geliyorsunuz. Görmediğiniz takdirde işinizi kaybedeceksiniz diyorum. Aşk için hemen çekiyorum size. O kaos. İçinize şeytan kaçmış gibisiniz. Herkesi böyle yok edip kendi yalnızlığınızda kimse konuşmasın, üstüme gelmesin. Ben değer verdikçe insanlar benim kafama çıktı. Kuş pırtıları vardır ya, aynı o noktadasınız. Bunları sizin hatanız. Değer verdikçe değersiz oldunuz. Konuştukça değersiz oldunuz. Sevgiyle alakalı noktada vere vere kendi enerjinizi bulamadınız. Bence artık öğretmen olmayı bırakıp öğrenci olduğunuz takdirde ilişkilerde doğmak yeni başlangıç, yenilikler size uğurlu ve bereketli gelecek. Hadi siz kendi oluşumunuzu yaratın ve bu oluşum size mutlulukla oluşacak gözüküyor. Aşk var, yenilik var, huzur var. Sevgili balıklar, nasılsınız? Güzel ailem, hemen çekiyorum. Maşallah. Yani bir çıkmazın içerisindesiniz ki yani elim kolum bağlandı. Yani işte de aynı yorgunluk var. Eve de gidiyorum aynı yorgunluk. Tam şunu toparlayacağım. Aynı halsizlik evresindesiniz. Bence enerjiniz çekilmiş gibi güzel bir yoga, meditasyon, ruhunuza iyi gelecek yemek gıdası, protein, ne bileyim karbonhidrat. Yani ruhunuzu şifalandırmaya ihtiyacınız var. Yoksa bu hafta böyle miskin miskin her şey yıkıldı. Üstümden kuşlar geçiyor, uçaklar düşüyor modundasınız. Yoksa bu zararlı. İşinizle alakalı özellikle yeni bir sayfa açılacak ve bu iş kapınızla ilgili bu sayfa yurt dışı, şehir dışı bağlantılarınızın altyapısını oturtacak. Bulunduğunuz noktada eğer ki 3. konumdaysanız 4 ve 5. konuma gerileme gibi durumunuz var. İlk bir listedeyken hatalarınız var. Lütfen işinize ait noktayı konsantrasyonunuza düzeltmeniz gerekiyor. Aşk konusunda ruh ikizini. Kalbinizdeki aşk da çok doğru gidiyor diyoruz da onun ailesinden kaynaklı sıkıntılar, istenme konularında reddetme gibi durumlarımız söz konusu olabilir. Yani ilişki evliliğe gitse de aileler birbirine karışacak ve bu ailelerden dolayı ilişkimiz zorluğa doğru gidiyor. Bunun altyapısını ya siz ya hayatınızdaki kişi doğru adımlarla oturtması lazım. Bu ara özellikle ayrılık kararı veren evli ya da ilişkisi olan çiftler için yanlış karardasınız. Doğru düşünün, bu ilişkiyi ziyan etmeyin. Heves uğruna ilişkinizi yarı yolda bırakmayın istiyorum. Çünkü siz birbirinize aitsiniz. Sadece fikir çatışması oluşmuş. Bu da parasal konuda birbirinize baskı yönleriniz var. Bunları düzeltmeniz lazım. Peki bu ara yeni aşk ise hayal, yalan, karmaşa. Siz hayal ettiğiniz insanı bu ülkede aramayın. Ya mantığınızla ya da tanıştırma usulü bulabilirsiniz. Eğer ki bu ülkede kendinize ait insan arıyorsanız yanlış adrestesiniz. Yurt dışında doğru aşkı bulabilirsiniz. Size ait daha verilmiş kimse yok. Bu ara iş anlaşması ve eğitim konularınızla ilgili yeni başlangıçlar ve kendi hayal ettiğiniz başarıya odaklanacaksınız. Efendim abone olmayı, yorum yapmayı, bizde kalmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.